Evet ve arkadaşlar bugün yeni bir koltuk kaplama videosundan Toyota Corolla 2012 model aracımızdan Japon üretimi Toyota Corolla'lar. Kendi eski verisi bu. Orijinal hiç değişmemiş. İlk defa değişiyor. Şurada gördüğünüz gibi baskısı da var zaten. Orijinal deriymiş eskisi de. Tekrar aynı şekilde orijinal deri yapıldı. Sadece rengi değiştirildi. Gördüğünüz gibi bu arka koltuk, aynen arka koltuğun arka dayanma kısmı bu şekilde olmuş. Çok güzel gerçekten. Deri de bu şekilde burada delikli. Kendisi de orijinali de öyleydi zaten. Mükemmel olmuş işçilik. Bunu şimdi arabanın üstüne taktığına da göstereceğim sizlere. Şimdi bu arka koltuk hazır. Ön koltuklar kaplanacak komple. Çıkan parçalar burada. Bir sürü parça çıkmış. Şöyle gördüğünüz gibi hepsi etiketleniyor. Eskilere ona göre, yenileri orijinal birebir uyumlu oluyor bir daha. Bir sürü parça var. Gördüğünüz gibi orijinali de deri kaplamaymış. Bu tutulan kasalardan Corolla'nın, hani sedanlar var ya, 2012 bilirsiniz zaten. Arabayı da çekeceğiz zaten bittikten sonra. Burada süngeri kaplıyoruz. Bu hangi tarafa nasıl? Arka. Ha, bu arka taraf. Evet, gördüğünüz gibi yerine koyuyoruz. Bu da kahve şeyi. Ha, bu şey. Açılıyor kolçak, aynı. Arkadaki değil mi? Öndeki evet, mi? Evet, arka. Ha, arkadaki. Oo, orijinalmiş onu yapsan. Ya. Yani bu özel seri Toyota herhalde. Çünkü çoğunda şey ya, koltuk oluyor. Bez, kumaş, bu deri koltuklu. Özel bir seri ya. O ne? Arkanın parçası. Şunu. Bayağı bir sistem var onda. Ha, bu yatar koltuk olduğu için tabi. Evet. Japon bu araçlar, orijinal Japon zaten. O seri bir... hepsi Japonya'dan geldi. Burada da süngerlerimiz de tabi destek yapılıyor altına. Daha rahat olsun diye. Bir hasar oluşmuş herhalde. Evet. Tabii herhangi bir hasar olduğunda bu tür onarımlar da yapılıyor. Yani o şekilde üstüne takılmıyor. Herhangi bir hasar, bir şey varsa onlar onarılıyor mutlaka. Böyle devam ediyor bakalım. İşlem bittikten sonra üstüne takıp bakacağız. Bakalım arabanın üstüne nasıl gözüktüğünü bir görelim. Ferrari'ye dönmüş araba ya. Aynen. Çok aha, güzel yani. Kaplaması falan süper olmuş. Hasan sen de orijinalikle orijinali daha şeymiş ya, bu çizgiden sonradan aynen. Hasan Üstad'ın evet, şeyleri icadı bu kırmızı çizgiler. Aynen. Abi, güzel bir form olmuş yani. Görsellik katmış, bir de orijinal deri olduğuna yani bir bu kadar daha dayanacaktır yani. Aynen. Bakalım devam eder. Aynen. Takviye mi? Biraz yıpranmış ve takviye. Tabi senelerin şey üzerine oturup oturup insan. Evet arkadaşlar, Toyota Corolla'mızın iç döşemesi tamamlanıyor. Gördüğünüz gibi koltukların son hali bu. Yerlerine montajları yapıldı. Mükemmel yani duruyorlar. Şöyle bir çekeyim. Böyle yeni bir araba kokusu katmış. Direksiyonumuz da dikilmiş bu arada. Direksiyonumuz da yapılmış. Orijinal bir şekilde. Bunlar Toyota'nın orijinal Japon kasası. Japonya'da üretilen model. Şöyle bir bakalım bakalım. Ne yapmışlar? Toyota Motor Company demiş model. Orijinal etiketleri var. Kapılarımız bu arada. Onlar da takılacak yerine. Onlar daha takılmamış. Şu şekilde. Bir arka koltuklara bakalım.
Arka koltuklarımız da hazır. Mükemmel bir şekilde. Gerçekten bir oturayım bakalım ya. Siftahı yapalım ya. Çok güzel. Rahat yani. Nasıl güzel olmuş araba değil mi? Allah baban yapmış yani. Vallahi süper olmuş ya. Her şey orijinal bir şekilde. Montajlanmış. Şimdi yan kapılar işte en son. Yan kapılar. Kapıların döşemeleri takıldı. İşlem tamam olacak. Şöyle kapıların içlerini de görmüş olun. Nasıl bir durumda olduklarını yani. Kapının içinde neler var. Şimdi ben muhtemelen orijinal naylonları. Ama süper olmuş ya. Gerçekten. Şimdi geçelim bakalım. Ustanın bir yanına geçelim. Bakalım usta içeride neler yapıyor. Bir görelim ustayı. Devam edelim bakalım. Kapat bakalım kapıları aynen. Evet, koltuklarımız şu anda, daha doğrusu yan kapı panzotlarımız. Burada izolasyon değil mi bunlar? Evet. Tamam dedi bak abla, senin otelindeyken beni aradı zaten. Onları da yarına taktım ustamız, işlem tamamdır. Evet, burada orijinal bandıra. Alayım dedi, şemine geleyim dedi. Korkmadan. Tamam dedim, ben de gel dedim, şemine boşanalım dedi. Ben bunu da dedim mesela. Evet, burada işçiler çalışıyor vallahi maşallah. Hepsinde birer süpürge, süper. Yalansa yalan. Doğru mu? İş böyle bir kapılar mi kaldı değil mi Hasan Şık? Kapılar taktın evet. İşlem tamamdır yani. Evet, hadi hadi bakalım. Kaldı. Güzel olmuş şunu ya. Toparlayın zaten diğerleri hazır bak orada. Evet. Taksira. Ha bunlar hazır. Aynen bunların bu. Şuradaki kaplamaları yapılmış. Orijinalleri gördüğünüz gibi. Zaten buralar plastik. Şuraları orijinal bir şekilde yapılmış. Daha şey. Orada görebilirsin yani. Aynen. Evet, burası biraz daha aydınlık hani. Şu şekilde gösterelim. Mükemmel olmuş ya. Süper ya. Bakalım bakalım, şimdi aracın üstüne bir takalım. Kapıların panzotlarını o şekilde de bir çekeyim sizlere. Kapının şimdi montajını yapacağız yerine. Kapı kolu halatlarını takıyoruz. Civatada var değil mi birkaç yerden sabitleme? Var mı? Genelde fazla olmuyor da 2-3 tane oluyor. Kalanı. 2 tane var. Öyle değil mi? Çoğu klipsidir zaten şeyleri. Ama süper olmuş ha. Deri var ya. Bunlar orijinal deri. Çok güzel olmuş. Evet, Hasan Usta'nın irtibat numaralarını paylaşacağım açıklamalarda. Kanalın resmine de paylaşacağım, oradan Hasan Usta ile iletişime geçebilirsiniz. Hasan Selman. Kendisinden randevu alarak aracınızı getirebilir. Herhangi bir kaplama işlemlerinde her türlü size yardımcı olacaktır yani. Burada çok güzel ama acayip kıvrımlar varmış ha. Evet. Vallahi bayağı bir sıfıra sıfır. Burada bez mi vardı eski sistemi? Bezli değil mi? Evet. Genelde bez koyuyor zaten oraya. Kirlenmiş. Ya tabii sonradan bir temizleme krem yapılacak. Yani. Krem bir şey değil mi? Evet. Döşemeyi yapınca. Bilimsiz.
Kapı soket, kapı cam açma düğmesini takıyoruz. Diğeri galiba sağ sol fark edildi abi. Karıştık. Süper. Bunu da hazır. Sağ kapımız hazır. Diğer kapılara geçiyoruz şimdi. Kapımızın ve sol kapımızın fitilini taktık yerine. Şimdi kapı yine fanusu takıyoruz. İşlemler aynı zaten. Sağ sol fark etmiyor tabi. Ustamız çalışıyor. Zivit tarzı bir malzemeyle evet. Bir de şey yapmış değil mi? Evet. Tekrar yapışıyor. Değişik bir şey yani. Orijinal değil mi bunun şeyi? Orijinal zivit şeklinde yapmışlar. Baba, o geçen arabayla giden var ya. Kim o? Onu ben tanıyorum. Ya sizin öğretmeniniz var. Nereden tanıdın? Ben biliyorum abi. Bizim öğretmen değil ki. Çağrı'yı mı? Değil de okuldan öğretmen o. Hı-hı. Recep öğretmeni senin. Çağrı'yı mı tanımış? Çağrı'yı mı senin? Recep. Eski rapçilerden. Aynen eski rapçilerden. Eski rapçilerden Recep. Recep'i de almış olduk ya. Oğlum. Neyse ben bakacağım. Evet, bu kapının montajı da hazır, bu kadar basit yani. İşini bilene her şey çok basit ama işi bileceksin tabii ki. Şimdi geçtik ön kapılara. Ön kapıların montajına. Yine aynı şekilde kapı kalatlarını takıyoruz. Japonya dediğin gibi evet. Japonlar bu işte güzel yani. Dediğin gibi tak diye takıyorsun kapıyı sallanmadan. Kesinlikle montajı şeyi çok çok rahat. Çok güzel yapmışlar ya Japon. Renault olsa vallahi bayağı uğraştırıyor. Renault dediğin gibi uğraştırılır. Her yeri öyle. Neresini söksen? Elinde mi kalıyor? Doğru vallahi. Baksana şap hemen. Aynen süper ya. Bu kadar abi. Yani çok dediğin gibi şeyi çok kolay. Hemen tak iki tane civata satıp duruyor olay bitti yani bu. Şeyler de basit yerler, bir de var şeyler. Aynen aynen uğraşmışsın evet. Tak tak yerine takıyor olay aynen. Bitti gitti yani. Evet şimdi son kapımız kaldı onu da taktık mı? Arabanın tam olarak güzel bir şekilde içini çekeceğim sizlere. Nerede ne yapılmış hepsini çekeceğiz yani canlı bir şekilde görelim arabayı. Full yapılmış halini. Evet arkadaşlar şurada size önemli bir ayrıntıyı göstereceğim. Şu adamların kullandığı silikona bakın ya. Ben ilk defa böyle bir silikon gördüm. Şöyle bastırıyorsunuz. Orijinal bir şekilde yapışıyor. Çıkartıyorsunuz. Bitti işte bu var ya. Yani şu silikonun şu şekilde kullanılması. Mesela daha önce benim Alman arabasında söktüğüm var bu kapı panzotunu. Kapı panzotları bildiğiniz şuradan. Köpükle, sert köpükle yapıştırmışlar. Sert köpükle yapıştırdıkları için sökülüyor. Hani köpük dediğime bakmayın o sert silikonla. Yani şunu sökemiyorsunuz mesela. Bunu adam böyle yapmış ki tekrar yapıştır sök çıkar. Yani özelliğini yitirmeyen bir silikon kullanmış. Çok güzel bir sistem kullanmış. Bir bezi getir oğlum. Espresso makinesi. Şey, bir ara şeyi söktüm Hasan bu ne? Opel'in kapısını söktü. Ya şu o kadar dandik yapmış ki şu şeyler. Hepsi bildiğin kopuyor. Vallahi. Köpükle yapıştırmışlar yani o plastik kısımları yani. Volkswagen de öyle. Volkswagen de öyle. Yani. Hava mavan söküyorsun. Aynen. Bu kolçakları falan bu sıkma şeyleri var ya. Evet. Ya, çok zor oluyor. Çok oluyor. Aynen öyle. Yani. Sökülürse çok sıkıntı. Japonlar bu konuda yani gerçekten güzel yapmışlar ya. Şeyi sistemi. Ya vallahi çok rahat yani. Çok iyi yapmışlar yani adam şunun tekrar kullanılabilir yapmışlar. Normalde bunu söktüğüne kopar yani başka arabada olsa. Adam yani o silikon şeyler sertleşmiyor bak. Ya. Pinler şeyler bile neredeyse hepsi orijinal. Aynen.
Hepsi yani ne neredeyse. Bir tane şu değişmiş ama bu benden önce. Evet. Hı-hı. Çok güzel ya. Sök taka yani arabalarda da çalıştıkça üzerinde bazı sıkıntıları anlıyorsun yani. Evet, evet kesinlikle. Baba. Benzin boşuna. Kalsın şimdi. Evet, son kapımızın montajını yapıyoruz şu an. Ve işlem tamam olacak. Evet arkadaşlar, aracımız son hali, kaplarımızın şuraları kaplandı. Tek tek inceleyelim. Direksiyonumuz şu şekilde, orijinal bir şekilde. Direksiyonumuz mükemmel. Koltuklar böyle. Çok güzel. Direksiyon topuzumuz, direksiyon körüğümüz. Bu eskisi. Bunu değiştirmediler. Bu ve burası değişti. Çok güzel oldu. Tabii bu yeni değişmiş aynı. Mükemmel. Şimdi arkaya bir geçelim. Arkaya da bir görelim. Evet, arka şekilde bu şekilde. Yani sertliği falan gerçekten çok mükemmel bir şekilde olmuş. Arkadan da bu şekilde yine ceplerimiz burada aynı şekilde mevcut. Gördüğünüz gibi deri. Derimiz içinde orijinal bir şekilde duruyor. Zaten böyle deriye kokmuş arabanın içi, mükemmel bir koku var yani. Böyle arkadaşlar. Videomuzdan bu kadar. Eğer bu şekilde kaplama işleriniz varsa Aslan Usta'mıza ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.